Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçeklerimizin köklendirmeden, hiçbir şekilde suda bırakmadan, yani köklendirme yapmadan yazdan böyle bir saksılara çoğalttığım yılbaşı çiçeklerimin nasıl geliştiğini ve bunun için neler yaptığımı sizlerle kısacık bir video olarak paylaşmak istedim. Öncelikle biliyorsunuz, bakın şöyle 3, 1, 2, 3 ve 4 sevgili arkadaşlar. Bunları bu yazın başında çoğaltmıştım. Diğer büyük yılbaşı çiçeğimden. Hemen diğer büyük yılbaşı çiçeğimi de göstereyim. Evet, bu da diğer büyük yılbaşı çiçeğim. Bundan yavru alaraktan hiçbir şekilde köklendirme yapmadan, suda bekletmeden böyle saksılara, az önce gösterdiğim saksılara çoğalttım sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunların çabucak gelişmesi için ve böyle yeni yeni tazecik yapraklar verip daha çok dallanıp budaklanması ve büyümesi için sevgili arkadaşlarım, ne yapacağız? Sizlere kısaca ondan bahsedeyim. Öncelikle yılbaşı çiçeklerimiz biliyorsunuz soğuk ortamı seviyor. Mutlaka serin bir ortamda durması gerekiyor. Soğuk ve serin bir ortamda durduğu zaman çiçeğimiz açar. Bol tomurcuk verip açar sevgili arkadaşlar. Asla çok su vermiyoruz. Haftada bir kere su veriyoruz. Çok sulama yaptığımız zaman köklerinde çürüme oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi onun dışında vitamin olarak. Şimdi gördüğünüz gibi elimde şöyle göstermelik fasulyelerim var sevgili arkadaşlarım. Bununla ilgili birkaç videom var. Yorumlara cevaben olsun hem bu söylediğim vitamin. Fasulye suyu. Fasulyeyi ıslatıyoruz akşamdan ya da fasulyemizi haşlıyoruz. Hepimiz evimizde kuru fasulye yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu yaptığımız zaman suyunu asla dökmüyoruz. Hemen geliyoruz çiçeklerimizin dibine, saksının toprağına koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu işlemi ayda bir kez yapalım. Fasulyenin suyu toprağına döktüğümüz zaman çiçeğin kökünü besliyor. Tam bir gübre görevi oluyor sevgili arkadaşlarım. Bir arkadaşım yorumda sormuş, fasulye suyu koku yapmaz mı? Hayır arkadaşlar, koku yapmıyor. Ayda bir kez veriyoruz. Zaten sonrasında sulama yapıldığı zaman haftada bir kez toprak ile karışıyor. Sonrasında koku falan olmuyor. Sadece ne yapıyor? Gayet güzel çiçeğimizi geliştiriyor. Büyütüyor. Denemenizi tavsiye ederim. Fasulyeyi haşlıyoruz ya da akşamdan ısıtıyoruz. Mutlaka onun suyunu yılbaşı çiçeği başta olmak üzere tüm çiçeklerimize veriyoruz. Eğer çiçeğinizin çabucak gelişmesini, böyle yeni yeni yavrular vermesini, yapraklar vermesini istiyorsanız denemenizi naçizane tavsiye ederim.